Gökyüzüne kanat açan milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Sistemler aktif ediliyor, kalkışa hazırız. Anlaşıldı, operasyon başlasın. Muharip Kaan uçmasıyla birlikte büyük ses getirdi. Rusya'dan ilk tepkiler gelirken Ukrayna cephesi şimdiden almaya talip. Yunanistan manşetleri ise Kaan'la çalkalanıyor. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Milli Muharip Kaan uçağının ilk uçuşunu başarıyla yapmasının ardından ilk tepki Rusya'dan geldi. Başarılı ilk uçuşun ardından Kaan'ın uçuşu yurt içinde nasıl karşılandı kısaca değinip daha sonra Rusya'dan gelen işbirliği ve ortaklık tekliflerini konuşalım. Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı olan Kaan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak Programı kapsamında geliştirildi. 21 Şubat sabahı, Kaan ilk uçuşunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin göz bebeği olarak kabul edilen bu yerli üretim savaş uçağı, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkarak Türk hava sahasında ilk kez havalandı. İlk test uçuşu sırasında Kaan, beklenenden daha fazla güven ve performans sergileyerek planlanan rotayı başarıyla tamamlamış ve sorunsuz bir şekilde Mürted Hava Meydanı'na geri döndü. Bu önemli kilometre taşı, Türk mühendislerinin ve havacılık uzmanlarının emeklerinin ürünü olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Kaan'ın ilk uçuşu, Türk halkı arasında büyük bir coşku ve heyecan oluşturdu. Sosyal medya platformları da Kaan'ın ilk uçuşuna dair paylaşılan fotoğraf ve videolarla dolup taştı. Haluk Bayraktar gibi birçok ünlü isim de bu önemli anı kutlamak için sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Türkiye, kendi milli imkanlarıyla üretilen bu savaş uçağıyla uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ukrayna'nın ardından Rusya'da Türkiye'nin milli muharip uçak projesine ilgi gösterdiğini belirten önemli bir açıklama yaptı. Rus yetkililer, Türk savunma sanayisinin prestij projelerinden biri olan Kaan'ın geliştirilmesinde Türk-Rus işbirliği potansiyeline vurgu yaparak dikkatleri üzerlerine çekti. Kaan projesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda radikal değişikliklere tabi tutuldu. Motor gücü artırıldı, faydalı yük kapasitesi artırıldı ve hem hava hem de hava-yer görevlerini başarıyla yerine getirebilecek bir platform oluşturuldu. Bu değişikliklerle, gerçek anlamda 5. nesil bir savaş uçağı ortaya çıkarıldı. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrei Buravov'un açıklamasıyla, Türkiye ve Rusya arasında bu alanda askeri ve teknik işbirliğinin artırılması için yeni bir kapı açılmış oldu. Buravov, Rus şirketlerinin ve kurumlarının, Kaan gibi projelerde Türk ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Bu, Türk-Rus ilişkilerinde savunma sanayi alanında işbirliği potansiyelinin güçlü olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi daha önceden de Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz teklifler gelmişti, isterseniz onları bir hatırlayalım. Rusya, Türkiye ile savunma sanayisi ve havacılıkta işbirliğini geliştirmek istiyor. Rostek Başkanı Sergey Chemezov, TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçağın ortak üretimi konusunda Türkiye'ye teklifte bulundu. Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi Rostek'in Başkanı Sergey Chemezov, Türkiye'nin insansız hava araçları geliştirme konusunda güçlü bir yetkinliğe sahip olduğunu belirterek, Türkiye savunma ve havacılık sanayilerinde ithalat ikamesine yönelik etkin önlemler alıyor. Türkiye ile karşılıklı fayda temelinde teknolojik işbirliği konularını istişare etmeye hazırız dedi.
Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik önemli başarılar kaydettiğini belirten Çemezov, bildiğim kadarıyla 2000'li yılların başında kendi savunma sanayisinde Türk teknolojisinin payı önemsiz bir düzeydeyken, bugün bu oranın %70'e yakın bir seviyeye gelmesi, politikanın yüksek verimliliğini gösteriyor diye konuştu. S-400 hava savunma sistemlerine yönelik adımların da iki ülke arasındaki işbirliği açısından önemli olduğuna işaret eden Çemezov, Türkiye'nin en güncel S-400 hava savunma sisteminin tedariği için sözleşme imzalayan ilk ve tek NATO ülkesi olduğunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu, ikili ortaklığımızın gelişmesinde önemli bir faktördür, dedi. Türkiye ile savunma sanayinin çeşitli alanlarında işbirliğini istişare etmeye hazır olduğunu kaydeden Çemezov, Türkiye ile karşılıklı fayda temelinde teknolojik işbirliği konularını istişare etmeye hazırız. Bu tür bir çalışmanın detayları, sadece tarafların müzakereler sırasında varacakları anlaşmalarla ulaşılabilecek meselelerdir değerlendirmesinde bulundu. Çemezov, ortak savaş uçağı üretimine yönelik görüşmeler yapılabileceğini belirterek, ortaklarımızla her zaman diyaloğa açığız. Türkiye ilgi gösterirse bu konuda da işbirliği yapabiliriz. Türkiye'nin kendi 5. nesil savaş uçağı projesini hayata geçirme niyetinde olduğunu biliyoruz. Uçak sistemleri ve sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesindeki yetkinliğimizle, Türk ortaklara yeni bir savaş uçağı yapmada yardımcı olmayı değerlendirebiliriz, dedi. Türkiye ile Rusya'nın ortak helikopter üretimine yönelik görüşmeler de yapabileceğini anlatan Çemezov, böyle bir olasılık elbette var, ancak daha fazla adım atılması için Türkiye'nin net bir teklifle gelmesi gerekiyor. İlk adım atılır atılmaz bu alanı desteklemeye ve geliştirmeye hazır olacağız, diye konuştu. Helikopter üretiminin iki ülke arasında gelecek vadeden işbirliği alanlarından biri olmaya devam ettiğini ve Türk tarafına çeşitli helikopter türleri sunmaya hazır olduklarını kaydeden Çemezov, örneğin 2018 yılında Rusya Helikopterleri Şirketi ve Türk şirketi KNAIR, yangınları söndürmek için kullanılan K-32 helikopterlerinin tedariği için bir anlaşma imzaladı. Bu helikopterler oldukça çok yönlüdür. K-32'ler arama ve kurtarma görevleri, hasta ve yaralıların tahliyesi, devriye atmak ve özel kuvvet operasyonlarını desteklemek için başarıyla kullanılabilir. Ortaklarımıza çok amaçlı ANSAT tipi helikopterler de sunabiliriz, dedi. Diğer yandan ilk uçuşun ardından, Rus haber portalı Sputnik, K'nın özelliklerini anlatan haberler yapmaya başladı ve övgüyle bahsedildi. K'an, radar izlerini azaltan kompozit malzemelerden üretilmiş bir savaş uçağıdır. Çift motorlu olup düşük görünürlüğe sahip olan bu uçak, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklerle donatılmıştır. Aselsan tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro-optik 360 derece gözetleme sistemi, K'nın temel donanımlarındandır. Uçak, 4 füze gövdesinde ve 4 füze gövde yanlarında olmak üzere toplam 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahiptir. K'an sayesinde Türkiye, 5. nesil savaş uçağı sahibi olacak ve yüksek hava muharebe menzili ile süpersonik hızda, stratejik saldırı yeteneğine sahip olacaktır. Bu, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek ve uluslararası arenada etkili bir konuma gelmesini sağlayacaktır, denildi. Milli Muharip K'an uçağımız ilk uçuşunu yapmadan kısa süre önce de çok önemli bir gelişme duyurulmuştu. K'an için çekirdek motor olarak kullanılacak TF-6000 motoru da artık gerçek dünya koşullarında denemelere başladı. Bu durum, seri üretime geçmeden bir önceki aşama olarak kabul ediliyor. Artık çekirdek motor hazır, bundan sonraki aşama nispeten daha kolay ve geliştirilecek motorlar gücüne göre, gerek Anka-3'te gerekse de K'an uçağında kullanılacak şekilde geliştirilecek. Gökyüzüne kanat açan Milli Muharip uçağımız K'an, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Sistemler aktif ediliyor, kalkışa hazırız. Anlaşıldı, operasyon başlasın.
Muharip Kağan uçmasıyla birlikte büyük ses getirdi. Rusya'dan ilk tepkiler gelirken Ukrayna cephesi şimdiden almaya talip. Yunanistan manşetleri ise Kağan'la çalkalanıyor.